Serdar Bey, özellikle HDP'nin kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili kısmı size de sormak istiyorum tekrar, ama bunun arkasında özellikle Gare'yi ziyaret eden, Kandil'i ziyaret eden veya örgüt elemanlarını dağda gidip bulup onlarla fotoğraf çeken, aa tesadüfmüş denk geldik filan yol uygulamasında diyen filan, ne görüyorsunuz? Gerçekten uzantısı değil mi? Yani bunu aslında bunu tartışmak bile abes. Şimdi oradaki arkadaşlarımızın hepsi, dostlarımızın hepsi farklı şeyler söylüyor gibi görünmekle birlikte bazı noktalarda ortaklaştılar. Mesela programın en başında Batı'ya adres gösteren, bütün güzelliklerin adresi gösteren Sayın Cem Toker, Batılıların verdiği gazdan bahsetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin, o aslında BM'deki beşli çetenin PKK terör örgütüne verdiği açık desteği herkes biliyor. Dolayısıyla bu tartışılacak bir şey değil. Nazif Okumuş beyefendi dedi ki HDP'nin bütün şubeleri PKK'nın lojistik destek istasyonudur. Şimdi burada da tartışılacak bir şey yok. Lojistik destek istasyonu ne demek? Aslında hani bu şeyi de açıklıyor. HDP'li belediyelere niçin elinden onların yönetimi almak lazım şeyini de açıklıyor. Onun sebebini de açıklıyor. Çünkü lojistik destek istasyonunu hiçbir devlet kabul edemez. Yani şöyle düşünün. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir programa katılmıştık. Orada PKK'lılar, asalacılar, FETÖ'cüler falan Sayın Cumhurbaşkanı'na protesto gösterisinde bulundular. Bir şeyler fırlatmaya falan çalıştılar. Sayın Cumhurbaşkanı da tepki gösterdi. Biz de tepki gösterdik. Sonra orada Amerikalı gazetecilerle bir araya geldik. Birisi dedi ki, ya dedi, siz dedi niçin bu kadar tahammülsüzsünüz Türkler olarak? Yani dedi, adamlar dedi demokratik haklarını kullanmışlar ve Cumhurbaşkanınızı protesto ediyorlar. Niye kızıyorsunuz buna? Ben de dedim ki, sizin devlet başkanınız Dolmabahçe'ye geldiği zaman karşısında IŞİD'lilerden bir grup sizin Cumhurbaşkanınıza, sizin devlet başkanınıza saldırsa siz ne hissedersiniz? Dedi ki, yani o yönden bakarsanız siz de haklısınız dedi. Yani o Amerikalı Türkiye'de PKK terör örgütünü savunan, şu veya bu şekilde savunanlardan çok daha insaflı çıktı. Kendi vatandaşlarına şimdi, terörist dediler ya. Evet ya, yani şunu söyleyeyim. Biz demiyoruz. Amerika yani. Birleşik Devletleri de bir başkası demiyoruz. Da. Türkiye'de kendi vatandaşlarına. Cem Toker Bey'in. FETÖ'ye diyoruz. Cem Toker Bey'in. Gitmez inşallah. Buyurun. Evet. Evet, Cem Toker Bey'in bahsettiği o batıda, çok övdüğü o batıda bu tür çifte standartlar ve terör örgütüne çok açık bir şekilde destek vermeler. Malum yani batı zihniyeti bir karabatak kuşu üzerinden bir algı operasyonu meydana getirir ama milyonlarca insanı katletmekten de çekinmez. Şimdi efendim AK Parti geçmişte şu hataları yapmıştı, CHP geçmişte şu hataları yapmıştı. Bunu eğer saymaya kalkarsak zaten bir sonuca varamayız. Şunu söylüyorum, bugünkü Türkiye'de yaşıyoruz ve bugünkü Türkiye'de herkes geçmişteki hatalarından dert çıkartmalı. Evet. Ve herkes ama dert çıkartmalı, muhasebesini yapmalı. Zaten bizim inancımızda da tövbe kapısı son ana kadar, son nefese kadar açık. Dolayısıyla herkes o muhasebesini yapmalı ve bundan sonrasına bakmalı. Şunu söylüyorum ben, geçmişte çözüm sürecinin... Çünkü sen tövben hiç kabul edilmiyor. Tavuğun tövbesi gibi. Devam edin diyor ki Nazif Bey. Tövbe kapısı açıktır diyor. Nazif Bey, Mehmet Bey diyor ki bu sözleri sana söylüyor. Ben, onu ben tövbe ederim de onun tövbe kapısı bile kapalı. Çağdaş olmuş ya. Çünkü tavuğun tövbesine ya benziyor ben, yani. Evet. Gece tövbe ediyor, sabah yine aynı şeyleri yapıyor. Ya şimdi peki. Şöyle de düşünüyorum. Bakın Mehmet Bey, Hazreti Ömer radıyallahu an eğer sosyal medya döneminde yaşamış olsaydı, onu da herhalde sen adaletten bahsediyorsun ama zamanında Ebu Cehil'lerle birlikteydin diye. Kesinlikle. Hedef alırlardı. Bravo. Şimdi. Nazif kesinlikle şunu, yapardı. Şunu söylemek istiyorum. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Bir para bulabilmesin. Farklı görüşlerde olabiliriz. Siyaseten farklı yerlerde olabiliriz. Ama hiçbirimizin herhangi bir terör örgütünü Sayın Nazif Karaman'ın da Nazif
okumuşum da. Nazif Karaman muhabir arkadaşımız. Özür diliyorum. Nazif okumuş İsmini beyefendinin de HDP'nin bütün şubeleri, belediyeler falan dahil hepsi, bütün dedi çünkü. İstisna tutmadı. Herhangi bir ilçe başkanlığını, herhangi bir belediyesini istisna tutmadı. Bütün ifadesini kullandı. Demirtaş hariç. PKK terör örgütünün lojistik destek istasyonudur. Şimdi burada PKK ile mücadelede batılı o beşli çetenin, batılı, doğulu hepsi var içinde. Hatta İran'ın da destek verdiği dönemler olmuştur. Dolayısıyla PKK ile mücadelemize, terörle mücadelemize biz dış dünyadan maalesef destek bulamadık. Şimdi biz birbirimizi yersek burada, PKK noktasında, PKK terör örgütü ya da diğer terör örgütleri noktasında ayrı çizgilere düşersek, ayrı üsluplar kullanırsak, şu veya bu tonda PKK terör örgütünün efendim aldığı oy sayısı üzerinden, yani aldığı oy sayısı hiçbir zaman bir şeyin, bir hareketin haklılığını göstermez. Yani bu ifadeyi en çok kullananlar herhalde Hitler de efendim, Hitler de Almanya'da iktidara gelmişti. Dolayısıyla efendim iktidara gelmeniz sizi meşru kılmaz zihniyetini ortaya koyanlar şimdi HDP PKK terör örgütünün uzantısı olan, o da Sayın Nazif Okumuş'un ifadesi ve hepimizin katıldığı ifade, HDP'yi aldığı oy sayısı üzerinden meşrulaştıracak bir dile savrulmamalı. Öte yandan ya, şunu da söylemek istiyorum. Hiç bana demiyor. Evet. Kimseye bir şey demiyorum. Ben kişilerle uğraşmıyorum. Alan aldı. Ben Serdar Ersevenim. Hayır, ben Serdar Ersevenim. Kimseyle de uğraşmıyorum. Ama Alper bizimle uğraşıyor Alper. Bak. Yani bilmiyorum. Hayır hiç sen Allah herkesin kalbine göre versin. Mehmet abinin söylemi. Yok. Herkes konuşabilmem ben. Eyvallah. Yoksa Cem Bey baksana suratını asmış öyle. Serdar abim son sözünü alayım mı? Bizden hemen bitiriyorum. Gece ajansı var. Tamam, nasıl bitiriyorum. Eğer HDP olması gerekenden çok fazla oy aldıysa, bu yönde bir eksiklik hissediyorsa, biraz evvel de söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte eğitim, kültür ve aile işlerinde öz eleştiri yapıyorum, maalesef başarılı olamadık şeklindeki söyleminin de bunda etkisi vardır. Yani ne ekiyorsanız onu biçersiniz. Eğer gençler, dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, Z kuşağı tarihimizi bilmiyor dedi. Bu evet, tarihimizi bilmiyor dedi okunabilir. Biz tarihimizi öğretemedik diye de okunabilir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı gençken tarihini çok iyi biliyordu. Milli eğitimin üzerinden doğrudan evet, o mesajı vermiş oldu. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı gençken, İstanbul'da siyaset yaparken, genç bir fidanken tarihini çok iyi biliyordu. Bu kendiliğinden olmadı. O milli görüş anlayışı, o milli gençlik vakıfları orada öyle bir atmosfer oluşturdu ki Sayın Cumhurbaşkanı'na genç bir fidanken ve onun gibi birçok insana tarihini öğretti. O zaman biz böyle şeyler söylemiyorduk. Ama AK Parti'nin iktidarının 19. yılında şapkayı önümüze koyup gençlerle iletişim noktasında ne durumda efendim, gençlere niye tarih anlatılamadı, burada şunu da söylemek lazım, AK Parti'ye destek veren bazı kanallardaki dizi filmler ve kadın programları da maalesef çok zararlı mesajlar veriyor. Bu da AK Parti tabanı tarafından da görülüyor ve Sayın Mehmet Metinler'e de mutlaka bu yöndeki serzenişler, şikayetler ulaşmıştır. Bizler rol modelleri ortaya koyarken rol modellerin gerçekten hiç ulaşmamıştır. Bırakalım da bir televizyon efendim, kanalı da sadece televizyon kanalı olarak kalsın yani. Zaten yeterince propagandasını yapan kanallarımız şimdi, var. Şimdi Sayın Metiner. Peki. Şimdi ben bakınız bunları söylememin, bir bunları söylememin kişisel çıkarlarıma çok hizmet etmediğini biliyorum. Ama ben de Sayın Cumhurbaşkanı gibi gerçekten ailemize yönelik operasyonlardan rahatsızlık duyuyorum. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımız gibi şeylerde, programlarda sürekli olarak DNA testlerinin yayınlanmasından rahatsızlık duyuyorum. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bazı dizi filmlerde, yerli denilen bazı dizi filmlerde peki, efendim. Şimdi geçen gün Sultanahmet Meydanı'nda bir grup ikiye kadar uzatsın programı. Festleri falan. Orada Osman var. Osmanlı'yı hatırlatarak. Çok önemli diziler de var. Herkesin izlediği bir kanal. Var. Bir var. Bakınız. Bu hafta Sultanahmet Meydanı'nda faydasının yararlı işler de var.
Düzgün işler de var. Şunu ya. Çok önemli. Yanlış işler de var. Onu söylüyorum. Serdar abi bir dakika. Düzgün işler de var, yanlış işler de var. Medyamızı bu şekilde tartışmak konusu. Her şey düzgün demiyorum. Her şey de yanlış demiyorum. Doğru değil. Bu hafta Sultanahmet Meydanı'nda bir grup genç. Bunları başına fesler takmış bir grup genç bu hafta Sultanahmet Meydanı'nda şehzade olan bir arkadaşımızı karşılıyorlar. Feslerle karşıladılar. Onlara işte sen şehzademişsin Emret Efendim diye. Bu sosyal medyada var. Karşıladılar. Sonra çorba içtiler. Fesler başlarında işte peştemaller falan kuşananlar var. Aklıma şu geldi. Ya dedim bunlar yani Osmanlı'yı hatırlatarak bu Fes'le Osmanlı olduklarını düşünüyorlar. Osmanlı ailesinin yaşayanları da bir ay önce bir düğünde poz vermişlerdi. Hepsi çağdaş. Hiçbirinde Fes peki, yok. Yani tabii bunu görünce Sayın Cumhurbaşkanımız üzülüyor. Diyor ki ya bunlar ne bunlar ne? Peki. Arkadaşlar. Evet. Nazif Bey bitiriyorum. Bitiriyorum. Abi, Ankara'da olmamın dezavantajını da göz önünde bulundurun lütfen. Eyvallah. Bir iki cümleyle bitireyim mi lütfen? Bitireyim mi? Nazif Bey. Efendim canım. Sizin bazı endişelerinize katılmakla birlikte Allah aşkına sizden de şunu bekliyorum. Söyle. Muhalefet kılıcını kuşanan bazı kanalların da Türkiye'nin dış güçlerle karşı karşıya geldiği her durumda dış güçleri tutmasını da onları desteklemesini de lütfen eleştiri konusu yapın. Son sözümüz bu. Yani burada onlardan birinde olacağım. Bunu yapacağınıza da eminim. Evet. Bu da işte böyle bir zihniyette var yani. Peki. Türkiye kimle karşı karşıya gelse Türkiye'nin karşı karşıya geldikleri haklıdır diyorlar. Biz suçluyuz. Olur mu öyle şey?